Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmet, bugünkü konuğumuz Bertunç. Konuğumuz Bertunç, Amazon konusunda tecrübesi olduğu için kanalın ilk konuğu oldu. Bugün size Amazon'da nasıl satış yapılır, nasıl kaydolunur ve bu süreç nasıl ilerler, bunları anlatacağız. Bertunç'a ben birkaç tane soru soracağım. Herkesin sormak istediği ve bilgi almak istediği konulardır bunlar. Genellikle böyle şeyleri kimse açıklamıyor ama biz size bunları açıklayacağız. Videoya geçmeden önce ama lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiklerinizi yoruma bırakmayı unutmayınız. Evet Bertunç, biraz istersen Amazon hakkında nasıl hislerin var, deneyimlerin nasıl, ondan başlayalım. Bir böyle kısa bir anlat. Abi ondan hemen, sonra. Hemen anlatayım. Yaklaşık 2 sene önce İngiltere'ye taşınmıştım ben. Orada çalıştığım sürede boş zamanlarım olduğu için ekstra bir gelir olarak Amazon'a başlamak istedim. Yaklaşık böyle bir 2-3 haftalık bir araştırma yaptım. Araştırmanın sonucunda direkt Amazon'a girmeye karar verdim. Memnun muydun yani Amazon'a girdiğinde? Amazon'a girdiğime çok memnundum. İlk başta nasıl olacak, nasıl edecek diye çok düşündüm. Yani o kadar satıcı arasında nasıl benim ürünlerim bulunup satılacak diye çok düşündüm. Ufaktan bir korku vardı yani. Aynen. Herkeste olduğu gibi bende de bir korku vardı yani. Ama günün sonunda baktığımızda bayağı iyi gitti yani Amazon satışlarım. Güzel. Birçok ürün sattım. Yaklaşık 100'e yakın değişik çeşitli ürünler sattım. Gayet güzel gitti. İyi para da kazandım. Evet. Yani Amazon genel olarak güzeldi. Tavsiye ederim herkese. Yani ekstra bir gelir kapısı arayanlar için Amazon'a girmek iyidir yani. Ama şu anda hesabını dondurdun herhalde. Evet, şu an pandeminin olayı Kıbrıs'a geri döndüğüm için hesabımı dondurdum. Geri dönersem evet. Eğer tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Güzel. Tamam, o zaman sana soruları sorabiliriz. Evet, başlayabiliriz. Merak ettiğin soruları sorarsam kendi tecrübelerime dayanarak cevap vermeye çalışacağım. Ben birkaç tane not aldıydım. Ben oradan sorayım bunları o zaman. Abi buyurun. Şimdi Amazon'da satış yapmak için ilk adımlar nelerdir? Yani ne yapman lazım ki Amazon'da satıcı olabilmen için? Evet, Amazon'da satıcı olabilmen için her şeyden önce bu işe ayırabileceğim bir miktar para olması lazım. Yani bu para mal almak için gerekecek ilerleyen zamanlarda. O yüzden bir miktar paranız olması lazım bu işe başlayabilmek için. Evet. Ondan sonra Amazon hesabını açacağınız zaman Amazon'un sizden istediği belli başlı kriterler var. Onlardan bir tanesi bank statement'tır. Sizden bir ay önceki bütün harcamalarınızı görebileceği bir statement ister. Bunu proof of address ve proof of ID olarak kullanırlar. Oradan bir inceleme yaparlar. Yani gerçekten bu banka size, banka hesabı sizin mi? Yani bir kimlik doğrulaması yaparlar. O yüzden evet. İkincisi de hani bir kredi kart veya bir debit kartınız olması lazım. Amazon'un aylık ödemesini sizin alabilmesi için ve sattığınız ürünlerin ücretini size geri iade edebilmesi için bir kredi kartı veya debit kartı ihtiyacınız var başvuracağınız zaman. Bunun yanında herhangi bir sorunda, herhangi bir durumda size ulaşabilmesi için hem telefon ister hem e-mail ister. Amazon'un aylık sabit bir ücreti var. Bu 25 pound artı VAT olaraktır. Yani Amazon günün sonunda sizden yaklaşık 30 poundluk gibi bir ücret alır. Bu her aylık bir ücrettir. Bunları yaparken sizden bir de mağaza ismi ister. Bu mağaza ismi sizin satış yapacağınız online store'un ismi olacak. O mağaza altında orada satışlarınızı yapacaksınız. Yani isim adı değil, hani normal kaydolduğun isim değil de bir mağaza. Tabii siz kaydolacağınızda kendi adınızla kaydolursunuz. Adınız ve soyadınız ama Amazon'da barınabilmeniz için bir dükkanınız olması lazım. Yani bir sanal dükkan gibi düşünün. Onun da bir ismi olması lazım. Yani satacağınız ürünleri o dükkan ismiyle üzerinden satacaksınız. Peki herhangi bir şirket olman gerekir mi? Yani bir VAT falan, yani şirket sahibi olman gerekir mi? Yoksa normal sıradan biri de bu işi yapabilir mi? Yani sıradan biri de yapabilir. Eğer gerçek bir dükkanınız varsa, bir mağazanız varsa, yani kayıtlı bir şirketiniz varsa diyeyim, onun VAT numarasını kullanarak yine satış yapmaya devam edebilirsiniz.
Ama yani hiçbir zorunluluğu yok Amazon'un, yani bir VAT numaranız olmasına gerek yok. Normal şahıs olarak da gidip satışlarınızı yapabilirsiniz. Bu güzel. Güzel yani bilgi. İlk adımlar bu şekilde. Peki bu ne kadar bir zaman alır? Yani bir ay, bir hafta, iki gün, 10 gün, ne kadar bir zaman alır? Yani bu Amazon istediği kriterleri yerine getirdiğiniz zaman aşağı yukarı bir haftalık bir süreç var. Değerlendirme sürecidir bu Amazon'un. Sizin satış yapabileceğinizi değerlendirdiği bir süreçtir. Yaklaşık bir hafta süre, bir hafta sonunda Amazon Seller hesabınız açılmış olur. Ve ürünlerinizi seçerek, ürünlerinizi girerek satışa başlayabilirsiniz. Bazı terimleri İngilizce olarak kullanıyoruz. Onun da sebebi buraya geldiğinizde eğer bu işi yapmak isterseniz zaten karşınıza çıkacak olan şeyler bunlar olduğu için bazı terimleri İngilizce olarak lanse ediyoruz. Ki sizin de işinize yarar yani bunlar. Bunu aşmaya çalıştığınızda zaten proof of address olarak size soracaktır ya da proof of ID. Bunlardan gelir. Yani proof of address nerede kaldığınızı belli eden yani su faturası, elektrik faturası bunlar gibi şeylerdir. Proof of ID de işte pasportunuz, kimlik kartınız veya buradaki learning ID olarak geçiyor. Öğrenci ehliyeti. Şimdi böyle bir şey daha söyleyelim o zaman. Eğer bu videoyu ve bu tarzdaki videoların gelmesini istiyorsanız ikinci bir part olarak böyle bir şey de yapabiliriz. Yani bu partta Amazon'da satış nasıl yapılır, hesap nasıl açılır ve detaylı tam bilgileri vereceğiz. İkinci bir partta da ürün nasıl yüklenir, satıcı ekranı ile size bunları gösterebiliriz. Diğer bir soru, Amazon'da neler satabiliriz veya satamayız? Amazon'da ne satabiliriz, ne satamayız? Okey, ben nasıl ona göre cevap vereyim o zaman. Yani Amazon'da genel olarak her şeyi satabiliriz. Ama tabii ki belirli kriterler var. Mesela markalı ürünlerden satmamıza izin vermez. Ama şu şekilde izin verebilir. Herhangi bir markalı bir ürünü aldığınız dükkan gerçekten o markanın yetkili bayisi ise size bir fatura verir. Ya da orijinal ürün olduğuna dair bir belge verir. O belgeyi Amazon'a ürünlerinizi yükleyeceğiniz zaman o belgeyi de yüklersiniz. Amazon bunu bir inceleme altına alır. Eğer gerçekten o dükkan bu markanın yetkili bayisi ise, distribütörü ise size Amazon izin verir ve o markalı ürünleri satmaya başlayabilirsiniz. Ama onun dışında bazı markalı ürünler de var. Onlar da satmanıza izin verir normal olarak hiçbir belge istemeden. Yani genel olarak her şey satılır Amazon'da. Yani çoğu insan yani Amazon'a... Kolayına bir problem çıkmaz yani. Çok kolayına bir problem çıkmaz. Bir de şey var, Amazon genel olarak herkes Amazon'u o sıfır ürün satar diye düşünür. Diğer bir sorum, satış yapıldığında ödeme kaç günde hesabıma düşer? Yani ben 100 tane ürün koydum. Her gün bir tane satılıyor. Ya da 2 günde, 3 günde bir tane satılıyor. Benim param ne zaman benim hesabıma yatır? Komisyonu falan her şeyi kesilmiş bir şekilde. Evet, genelde bu süreç Amazon'da aşağı yukarı bir aylık bir süreçtir. Yani sattığınız her ürün için bir ay sonra ödemesini geri alırsınız. Mesela bugün 10 tane ürün sattıysanız, yarın 5 tane ürün sattıysanız ikisini aynı gün ödemez Amazon. Hepsi için bir aylık bir zaman ayırır. Yani her gün için satılan ürünü tam bir ay sonrasında öder. Bir de şöyle bir şey var. Yani siz çünkü para harcayıp bir mal aldığınız için, bir sermaye koyduğunuz için Amazon'un şöyle bir güzelliği var. Yani ayın ortasında mesela size ay sonu ödeyeceği miktarın belli bir kısmını ay ortasında çekebilirsiniz. Amazon'a request yaparsanız. Atıyorum size ay sonu 1000 pound ödemesi var Amazon'un. Ama bunun 200 ya da 300 pound'unu siz Amazon'dan isteyebilirsiniz. Avans olarak size verir onu ki tekrar mal alıp satışlarına devam edebilmeniz için size bir kolaylık sağlar. Bu çok güzel bir şey. Evet. Harika bir şey bu. Peki Amazon'un komisyonu nedir? Yani aylık sabit ücret dışında bu 25 pound artı VAT dışında her satılan ürüne komisyon ödenir diye bir şey biliyorum yani ben. Ama bu neye göredir yani nasıl yapılır bu? Evet, Amazon'da her sattığınız ürün için Amazon sizden bir komisyon alır. Kategori başına belli bir yüzdelik var. O yüzdeliğe göre sizden komisyon alır. Peki, Amazon'da para kazanmak mümkün mü? Yani sadece bu işi yaparak geçinebilmek mümkün mü? Yani kısacası Kıbrıs'ın da değer mi yani benim bu işi yapayım? Kesinlikle değer ama şöyle söyleyeyim, yeni başlayacak olan bir kişi için direkt gelir kapısı olarak görmem ben. Çünkü olay yenisiniz, işleyişi çok iyi bilmezsiniz.
O yüzden yani bir ek iş, bir part-time iş olarak Amazon'a girebilirsiniz. Part-time girmenizi öneririm ilk başta. Ki oradaki işleyişi görebilmeniz, işte piyasadan neye ihtiyaç var, ne satılabilir, onu bir görebilmeniz için. İyi bir araştırılması lazım. İyice oturup hesaplanması lazım yani bunun. Aynen, tabii ki bunun işte Amazon alacağı komisyon var, kargoya vereceğiniz para var, alacağınız ürünü en uygun fiyata almanız lazım ki karınız fazla olsun. Yani anlattıklarından yola çıkacaksak bu işe girilir mi, girilir mi? Bana göre Kesinlikle. girilir ama yavaştan bir şeylere başlayıp Amazon'un tam sistemini öğrenip bu işe girip de sadece oradan gelir kazanmak için bence biraz zamanın geçmesi lazım. Bir diğer soru daha. Evet. Amazon FBA nedir? Hı. Ve Amazon Prime nedir? Tabii hemen açıklayayım. Amazon FBA dediğimiz olay, yani siz sadece ürünü bulursunuz. Bunu yapacağınız zaman Amazon'a bir başvuruda bulunursunuz. Ben FBA yapmak isterim. Yani Fulfillment by Amazon olarak geçer tam açılımı. Amazon size bir adres verir. Siz satın aldığınız işte 1000 tane, 2000 tane, 10.000 tane ürünü direkt Amazon'un kendi depolarına kargolattırırsınız. Onlar Amazon orada muhafaza eder. Ve siz ürünlerinizi satışa çıkardığınız zaman Amazon bunları kendisi alır, kendisi kutular ve kendisi kargolar. Ve kargolama sürecinin sonraki müşterilerle iletişimi Amazon kendisi sağlar. Siz hiçbir şeye karışmazsınız. Amazon FBA bu şekildedir yani. Yani normal Amazon'a girdiğiniz zaman ürünü siz alırsınız, siz kargolarsınız. Size kalır yani her şey. Müşteriyle iletişim, mesajlaşma, işte ürün gittiydi, gitmediydi. Bunlarla uğraşmak size kalır ama FBA kısmında tamamen her şey Peki Amazon'a. bu FBA olduğunda Prime olarak ürün, yani Amazon'da mesela buradan bir gösterebilir miyim Prime'ı? Şimdi mesela orada altlarda Prime yazar. Şimdi Amazon FBA yaptığında ve Amazon'un deposunda senin ürünlerin olduğunda Amazon seni orada Prime olarak mı yapar yoksa Prime ekstradan ayrı bir şey mi? Yani Prime ayrı bir şeydir Amazon'da. Ona ekstra bir daha ücreti var. Sanırım ayrı ücret olması lazım yanılmıyorsam. Yani FBA olarak yapıp Amazon'a gönderdiğiniz ürünlere ekstra bir ücret karşılığında size Prime'a çıkarır. Yani Prime da şeydir yani, bilmeyenler için söyleyeyim. Yani Next Day Delivery olarak gider. Yani şu an ürünü alırsanız 24 saat içerisinde kapınıza gelir. Bunda Evet. 24 saat içerisinde gelebilmesi için Amazon'un kendi deposundadır. Zaten 7-24 saat Amazon depolarda çalıştığı için siparişiniz düştüğü anda hemen kargolarla Tam da ertesi günü geliyor yani. aynen kargoya verilir hemen kendi adamlarına ve anında ertesi gün size gelir. Yani 24 saatlik bir süreçte hemen kapınıza gelir. Bayağı hızlılar. Ben de bir şey aldığımda mesela Amazon Prime'dan alıyorum. Evet. Çoğu Adamlar insan çok iyi. Prime'ı tercih eder yani. Çünkü hızlı geldiği için. Yani bir ürünü gönderdiğimizde Amazon bu şekilde raflara sistematik olarak ürünleri yerleştirir ve sizin siparişiniz düştüğü anda böyle depolardan ürününüzü alıp Prime'den hemen ertesi gün müşteriye gönderirler. Tabii merak eden arkadaşlar olursa YouTube'da Amazon Factory Tour yazıp oradaki çalışmayı, sistemi görebilirler. Gerçekten muazzam bir yer. Mesela şöyle bir ürün aralım. Ürünler bu şekilde çıkar. Burada fiyatlar yaz. Mesela bunlar sponsorlu ürünleridir. Bazı satıcılar sponsorlu olarak ekstra ücret ödeyerek ürünlerini en başa çıkardılar. Mesela Hiç şimdi bayılmıyorum ya. Amazon Choice dedikleri. Amazon'un kendi önerdiği ürünlerdi. Burada Amazon bestseller etiketi var mesela. Bunlar yani bu kategoride en çok satılan ürünlerden bir tanesidir. Biraz aşağı inersek mesela burada bir Prime ürünümüz var. Bu Prime üründür. Ve bu logoyu gördüğünüz zaman hemen yani ertesi gün aşağı yukarı gelecek demektir bu. Ama şu an yani Prime çok iyi çalışmaz aslında şu an İngiltere'de pandemiden dolayı. İnanılmaz bir Evet. sipariş olduğu için Amazon'da. Yani bu Prime'ler 2 güne, 3 güne kadar salkar yani. Ama Normal genelde ertesi dönemde gün sabaha gelmesi gerekir yani. yani normal dönemde yani 24 saat içerisinde gelir Prime ürünler ama şu an inanılmaz bir yoğunluk olduğu için sitede. Ama orada öyle yazsa bile yani o en geçini yazar yani size. Evet, daha Ama erken de mesela verebilir yani. geçen Tuesday'dir ama Tuesday'den önce alabilirsiniz yani bunu. Hani Ürünün bulunduğu lokasyon buna çok etkilidir. evet. Yani sadece eğer Londra merkeziyse, Londra merkezindeyse, siz de Londra merkezine yakın yaşarsanız yani size teslimat Aynen. süresi daha kısa olacak. Yani Londra dışı yaşarsanız daha da gecikecektir yani. Ama Ama genellikle söyledikleri tam tarihte gelirler veya öncesinde gelirler. Hiç aksamadı yani. Ben bugüne kadar Amazon'dan çok alışveriş yaptım. Hiç aksamadı. evet. Sorunsuz geliyor.
Genelde günü gününe gelir yani. Evet Bertuncuğum. Kanala konuk olduğun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Umarım Neden? verdiğin bilgiler insanlar için yararlı olur. İlk konuğumdun ha bu arada. Teşekkür ederim. İlk konuk olmak büyük bir ayrıcalık. Evet. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yani şunu söyleyebilirim son olarak. Yani Amazon işi gerçekten iyi bir iştir. Kazançlı bir iştir. İyi bir ürün seçilerek, iyi yatırım yapılarak Amazon'dan çok iyi paralar kazanılabilir. Az önce de dediğim gibi hani ilk olarak Amazon'a part-time olarak girmenizi tavsiye ederim. İşleyişi gördüğünüz zaman ve kafanıza yattığı zaman sistem, ondan sonra full-time olarak Amazon'a girip çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Part 2'nin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bugün konuğum Bertunç'tu. Arkadaşım daha önce bu işi yaptığı için bugün konuk olarak aldım. Bilgilerini aktardı. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.